Herkese selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir video hazırladım yine. Biliyorsunuz ki son videomda karantinayı ne şekilde ilaçsız ve hiçbir şekilde yatmadan atlattığımı, bu hastalığı nasıl yendiğimi anlatmıştım. İşte kek çayı yaptığımı anlattım, Kekik yağı yaptığımı onların da kanalımda videoları mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Sütlü sarımsak yapmıştık. Onu biliyorsunuz zaten son videomda o vardı. Ve bunu yapmıştım arkadaşlar karantinadayken. Zeytin yaprağı çayı. Şimdi bugün beraber bir zeytin yaprağı çayı yapalım istedim. Zeytin yaprağında müthiş bir etkin madde var arkadaşlar. Virüsle savaşta çok önemli bir argüman bu. Ee, onun için zeytinyağı çok fazla kullanılıyor. Zeytin çayı da çok fazla kullanılıyor biliyorsunuz ki. Bu hastalıkla savaşırken e, bu hastalıkla mücadele kullanılmaya başlamasıyla birlikte çok fazla değer kazandı dediğim gibi zeytin yaprağı. Şimdi bir bardak suyumu cezveme aldım arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle bir tutam zeytin yaprağı çayı ekleyeceğiz. Biraz fazlaca da ekleyebilirsiniz. Şunu söyleyeyim, bu çok önemli. Tabii ki birbirine sürte sürte çok güzel bir şekilde zeytin yapraklarını yıkıyorsunuz ve e, önemli olan zeytin yapraklarının ilaçlanmasından sonra bu işi halletmiş olmanız. Yani kesinlikle üzerinde ilaç olmayacak, üzerine zeytin ağacının mutlaka bir yağmur görmüş olsun arkadaşlar. Bu çok önemli, ilaçlı olmasın ne olur. Çok güzel bir şekilde yıkayın. Ee, İspanya'da hastanelerde bile hastalara artık zeytin yaprağı çayı veriyorlarmış arkadaşlar bunu yeni öğrendim ve İstanbul'da da 5 hastanede hastalara zeytin yaprağı çayı verilmeye başlanmış bunun dışında iyi dediğim gibi işte çayını içebileceğiniz gibi diyetlerinize de ekleyebilirsiniz zeytin yaprağı ekstresini gıdalarınızın içerisine de koyabilirsiniz hemen yapımına geçelim kaynatıp gelelim. Evet, zeytin yapraklarımızı 5 dakika boyunca kaynatacağız arkadaşlar. Daha sonra birazcık ılındıracağız. Ondan sonra ne şekilde uygulamanız gerektiğinden bahsedeceğim. Evet, çayımız 5 dakika boyunca kaynadı. Şöyle birazcık karıştırayım ve getirdim. Şimdi burada birazcık üstünü kapatacağım arkadaşlar. Demlemeyi bırakacağım. Şöyle 2 dakika birazcık ılınsın. Ondan sonra tekrar isterseniz devam edebiliriz. O sırada isterseniz birazcık bahsedeyim. İşte budama mevsimi zaten yağmurların en fazla yağdığı ve yaprakların en temiz olduğu dönem. Budama mevsiminde yaprakları eğer toplarsanız çok iyi edersiniz. Bir kavanoza doldurursunuz. Güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Doğrayarak da kullanabilirsiniz. Böyle benim gibi bütün şekilde atmanıza da gerek yok. İsterseniz doğrayarak ve daha çok bastırıp daha çok elde etmiş olursunuz. Hani daha az yer kaplar. İsterseniz doğruya da bilirsiniz. İsterseniz yavaş yavaş yapımına geçeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce süzeceğiz ve uygulamasından size birazcık bahsedeceğim. Evet, şöyle güzelce süzüyoruz. Zeytin yaprağında dediğim gibi oleuropein dışında 12 tane daha etken madde var arkadaşlar. Bunlar çok iyi geliyor arkadaşlar bu rahatsızlığa. Evet gördüğünüz gibi güzelce süzdük. Çayımız hazır arkadaşlar. Şimdi ne şekilde kullanmanız gerektiğini bahsedeceğim. Bu çayımızı günde iki defa içebilirsiniz arkadaşlar. sabah kalktığınızda aç karnına için, gece yatmadan önce de aç karnına için. iki defa içmem diyorsanız bir defa da içseniz yeterlidir. Ee, henüz hastalığa yakalanmadıysanız zaten kendinizi korumak amaçlı içecekseniz bir defa içmeniz yeterli. Hastalığa yakalandıysanız iki defa içebilirsiniz. Benim iki defa içmeme çok fazla gerek bile olmadı. Ben günde bir defa içerek atlattım. Çünkü daha öncesinden beri içiyordum. Zaten e, yakalanmadan önce bu içeceğe başlarsanız eğer çok daha faydasını göreceksiniz. Çok daha etkili olacak. Biraz tadından ve kokusundan bahsedeyim isterseniz. E, kokusu tamamen ıhlamurun kokusu. Ben ilk... E, kokusunu aldığım zaman çok şaşırmıştım. Bu kadar çok ıhlamura benzemesine inanamamıştım. Tadı biraz acı tabii ki. İsterseniz balla tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık bal ekleyebilirsiniz. Bir zararı yok balın biliyorsunuz zaten o da çok faydalı. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bundan sonraki videolarımı görebilmek için abone olun yanındaki minik zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler ve emziren anneler kullanmasın. Ee, diğer kürlerimdeki gibi mutlaka doktorunuza danışın. Zaten dediğim gibi hastanelerde de kullanılmaya başlayan bir kür olduğu için muhtemelen doktorunuz da size tavsiye edecektir diye düşünüyorum. Ama olsun. Sizinle de önce bir sorun arkadaşlar. Evet, uzay uyandı. Ben hemen gidiyorum. Şöyle son olarak size çayımı gösteriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.